Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice diye hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde ben bayağı bir kriz geçirmiştim ve şöyle bir bağırmıştım bir daha uzun bir süre boyunca Vice'de oynamayacağım diye. Eğer bir oyun zorsa ben de bunu diyorsam anlayın ki ben bir hafta sonra bu oyunu dönüp başta oynarım. Çünkü ben böyle bir insanım, acayip hırslıyım ve bu oyunu oynayacağım. Benim bu arada hiç silahım yok değil mi? Yeni silahçıya gideceğiz, tövbe yarabbim. Neyse. Gidelim silahçıya, sıkıntı yok. En yakın silahçı nerede? Diaz'ın görevini yapacağız. En yakın silahçı şurada. Sprey var mı aklınızda? Polisi vurma, polis ezmeyelim de onu da ezmeyelim. Ama arabaya vurdu, arabalara çarptığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen yasalara uyan bir şey. Yasa dışı bir şey değil. Tamamen yasal bir şey bu. Arabalar istediğiniz kadar vurabilirsiniz diğer arabayla. Tamam. Merhaba. Mantar istemiyorum ben bunlardan. Bu ne ya? Aa! Kruger. Oha, 1000. Satın almak için right shift ya da left shift. Tüm paramı buna harcayacağım herhalde ben. Tamam, madem bunu aldık bir de pompalı mı alalım, ne yapalım? Başka alamıyor zaten. Bir de bunu alayım bari. Aldık bunları. 5 parasız olduktan sonra gidip evimize bir kayıt daha atalım. Ya abi neden önüme atlıyorsun arabanın ya? Amacın nedir senin kardeşim? Neyse burada zaten herkes gördü. O yüzden ben buraları geçerim herhalde. Genel adamların çeteleri. Diaz'ın adamları. Diaz'ın malikanesinde dolaşırken. En hızlı tekne biliyorum biliyorum. Diaz pompalıyla mı alıyor onu? Neden pompalıyla alıyor ki? Av hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Diğer taraftaydı değil mi? Vice City'nin diğer bölümünde. Hangi bölümünde? Batı bölümünde. Batıya döneceğim o zaman. Vice de çok işe yarıyor ya. Bu kuzey güney yönleri falan. Çok iyi, çok pratik oluyor kullanması. Mesela San Andreas'ta o kadar pratik değil. San Andreas'ta zaten waypoint koyuyorsunuz, istediğiniz yere gidiyorsunuz veya ne bileyim yazın bir tane jetpack ilesi gidin. Uçuyorsunuz zaten. Ama hatta San Andreas'ta şeyden bile gidersiniz yani. Ormanlardan, çöllerden, dağlardan falan arabayı sürebilirsiniz rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Ama işte şey bayağı GTA 4 bayağı ilginç oluyor konuda. Evet bizim klasik mekan. Şuradan adamları halledebilir miyim? Şuradan hala ya bunun şeyi çok zor ya. Öldü o. Gelen var mı? Aa! Adamı öldürdüm hiçbir şey demiyorlar. Öldürme lan beni. Bu can lazım bana. Uf, sıkanlar var gene. Onu da öldürdüm. Güzel. Çok güzel. Ne? Scan var, scan var. Mal gibi mi sıkıyorlar acaba? Polis mi lan o? Muhtemelen polistir. Yok, bu maldır. O malı öldürdükten sonra. Şimdi burada iyice çok dikkatli olmamız lazım. Tekneyi suya indirme düğmesi bul. Tamam. Bulurum. Ya şey gitti ya, silah mermilerim gitti, ne güzel, alacaktım bunları ben. Üf, bundan sonrası çok kötü ya. Bundan sonra adamlar doluyor buraya.
Hadi biliyorum biliyorum biliyorum. Bu görevin daha kalan kısmını biliyorum. Ben bu görevi geçeceğim bu bölümde. Sen de bir gelsene. Ah. İnşallah başkası gelmez. Hah. Koş. Lan ben buna nasıl bineceğim? Aha direkt bindi, güzel. Konağa geri dön. E polis de peşimde. Nasıl yapacağım onu? Polis de peşime düştü. 3 yıldız bir de. Bir de Vice'ı da. Ama gerek kalmayacak. Şimdi herhalde göreve girdiğim anda. Oha hayvan gibi marker koymuşlar. Sakin polis, sakin, görev. Görevi icabı. Geçtim ya, sonuna geçtim görevi. Bak hala sıkıyorlar. Görevi icabı diyoruz. Neyse $4000 verdi. Yani de güzel, 5 parasızlık. Polislerin hepsi gitti. Gidiyor. Bayağı bir mermi aldık yalnız buradan. Burası Diaz'ın evi mi? Ya Diaz'ın evi mi? Salla gitsin ya. Ben gidip şey yapacağım. Bu kim ya? Tamam. Gene bu telefonlardan acaba nereye gidecek, çıkacak merak ediyorum. En de sonunda herhalde bir şey vardır. Bir yere gideceği vardır olur mu? Neyse ben gidip bir evimi sevleyeceğim. Evimi sevleyeceğim. Evimde değil. Otel odamda kayıt alacağım. Bu ne lan? Neresi burası? Adam labirent koymuş ya. Fanteziye bak. Diaz'ın fantezilerine bak. Adam labirent koyuyor buraya. Biz buna duvarlardan zıplamıyor. Girelim bakalım labirentin içine. Labirent değil ki bu. Her yerden çıkıyorsun. Aa yok, labirent biz. Zekam yetmeyecek buna. Bunun için çok aptalım falan. O taraftan çıkamıyor muyuz? O taraftan çıkacak yer yok mu? Oo, iyi ya, çok iyi. Sniper tüfeği aldık bir tane. Çok işimize yarar bu. 20 mermili bir sniper tüfeği. Bak 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 bak. Şeyler çalılara, çırpılara çarpınca ses veriyor. Bu ne? Aa çıktım! 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 Zekam yetti bunu çözmeye! Zekam yetti. Şimdi gidip Diaz'ın arabasını çalalım. Diaz'ın görevini yapmaya gitmeyeceğim dediğim gibi. Direkt gidip bir kayıt alacağım. Sonra baştan Diaz'ın görevini yaparım. Bir Diaz'ın görevlerini bitirmek istiyorum artık. Şu tipsi şişkoyu görmek istemiyorum. Ak! Arabanın içine ediyordum az daha. Boşluğumu da için ettim de. Pat diye çarpacaktım buradaki şeyleri. Tam şu telefon görevini yapalım o zaman ya, değişiklik olsun. Farklılık olsun. Görevlerin hikayesini hiçbir altı anlamıyorum zaten. Şimdi sadece para olmaya çalışıyoruz, o kadar. Kimi vuracağım acaba bu sefer? Elimde ne güzel sniper de var, tam suikastçıyım. Oto gebelik. Heh, araba patlatacağım herhalde. Bu telefondaki Alman ya Güney Amerikalı, yani ya Latin Amerikalı ya da Rus, bakın görürsünüz. Ya Doğu Avrupalı ya da Latin Amerikalı. Yakında 1-2 silah bırakıldı. Tüm çete Almanları gebertmek için 9 dakikan var. 9 dakika mı? Oğlum tüm çete Almanları rahat rahat öldürürüm ben ya. Mike Griffin 1. Oo. Hadi sen ne ettin? Bunları bana... Oo, ileri sıkabiliyoruz, çok güzel. Bunu mu halledeceğim? Yo, yukarıda diyor. Yukarıda ne var lan? Dictainer DPV güvenlikte çalışıyor. Ocean Drive mevkiinde. Hangi mevkide olursa olsun Tony Versetti mevkisini geçemez. Tony Versetti Vice City'deki yıkılmaz kişidir. Ama işte böyle yıkılıyor bazen, ne yapalım.
Mal ya. Yahu. Adam gibi dönemiyor şu motorlar. San Andreas'ta ne güzel dönüyordu. Bak 7,5 dakikam kaldı. Görev yapamayabilirim. 9 kişi öldüreceğim değil mi? Yok, 9 dakika içinde tüm elemanları öldüreceğim. Kaç kişi öldüreceğim hakkında pek bir fikrim yok. Burası çok tehlikeli. Şöyle geçeyim ben buradan. Lan! 82 mi oldu canım? Az önce 70'e falan düşmüştü. Full şey falan mı aldım? Aa, bu şeyde. Dur bakalım. Dal adama, gebert onu. Bu ne lan? Ölsene oğlum. Lan. Buzıklı araç mı kullanıyor? Güzel, onu da öldürdük. Bayağı bir mermi yedim ama. Mücevher dükkanı çok güzel. 6 dakikam var. Kaç kişi kaldı ki? Bunlar herhalde burada bayağı sağlam bir şey koymuşlar. Heist gibi, GTA 5'teki heist gibi. Herkes farklı bir yerde çalışıyor. Bir çete değil yani bunlar. Bildiğin organize olmuşlar. Hedefe çok yaklaşma. Seni fark ederlerse işin zor. Polis sakin, polis sakin, polis peşime düşme lütfen. Polis sakin olalım. Anana. Hadi. Lan Tommy var ya. Bana ne çektirdin ya sen? Bir kadın vardı, hangi diziydi? Herkesi bir şeyler çektirdi diyordu. Aa, düşmedi, çok ilginç. Düşecek zannediyordum, düşmedi. Muhteşem motor skill'lerini kullanıyor. Bunda benim motorda olduğumu bilmiyor muydu? Bir sen aşağı düşsen diyorum. Lan. Bitti. Nikon Washington plajında boğaz tur yapıyor. Plajda boğaz tur yapıyor. Oo, bu adamı çok sevdim. Bayağı fantezileri var. Artık nasıl yapıyorsa o boğaz turunu. Kendi böyle şeylerin, genç kızların boğazında tur yapıyor herhalde bu. Merdivenlerden çıkabiliyor muyuz bunda? Yes! Dört dakikam kaldı. İnşallah bu son kişidir ya. Lan! Nasıl çıkamıyorum buradan? Şuradan asam ha. Şerif mi? Ben yukarı nasıl çıkacağım? Washington'da bir yerlerde motor sürüyor. Washington'a mı? Washington'a ne kadar, nasıl gideyim buradan? Harbiden de uzakmış. Ben espri yapıyordum şey diye ama, hani başka bir şehir diye ama, harbiden Washington bir şehrin parçası olarak da uzak bir yermiş. Onu öğrenmiş olduk. Direkt aşağıya buradan. Uf, çok manyak olacak. Dur. Nereye döneceğim buradan? Dümdüz git, güneye dön. Güneye döndüm, çok güzel. 3,5'da kaç kişi kaldı ya? Kaç kişilik bir çete bunlar? İnşallah alt yazıları okumuşsunuzdur. Bir şey anlatmayacağım çünkü. Bir şey anlatacağım, hadi. Ben ne size okuyun? Alt yazıları okumayanlar. Bu telefonu açan adam bir
mafyalığın bir mafya üyesi herhalde. Veya artık neyse bir organizasyon budur, bir suç organizasyonu. Adama çok yaklaşma, senin... Öldü, ölmedi mi? Görev tamam. Oh, başardık be. Tamam, bir tane daha yapayım. Ama ilk önce kaydetmem lazım. Şimdi bu adam bir mafyanın elemanı. Bizden bir şeyi Doğu Avrupalı bir mafya grubunun elemanlarını öldürmemizi istedi. Çünkü bunda bir tane banka soyacakmış ve kendi organizasyonlarına zarar verilmiş eğer bu banka soyulursa. Ve artık diğer mafya güçlenirse mi diyelim, öyle bir şey. Yok yok, şey sürme yok. Ben bu arabayı aldım. Nereye gidelim? Şu şey yapalım ya. Yok, onu yapmadım. Hadi Diaz'a gidelim. Diaz. Koca göbek Diaz. Arabayı burada bırakmışım. Dur. Araba hala burada duruyor. Ay canım be. Şurada motor alıp gitmiştim ya. Diaz'a ne kadar uzağım? Bayağı uzağım. Sağa dön. İşte buradan sağa dön. Burada uzak değilmişim. Trafik çok az. GTA İstanbul yapacaksın. Oyuncular kafayı yer vallahi. Bildiğin kafayı yer. Arabayı sürecek yer bulamazsın. Bırak arabayı, yürüyecek yer bulamazsın. Yürüyecek yer olmaması nedir ya? Yaya trafiği nedir kardeşim? Hayatımda ilk kez bir yaya trafiği gördüm orada. Neyse. Diaz, arabanı getirdim ama seni hiç boş durmayıp direkt ikinci ev araba almışsın. Takdir ediyorum, arabalara düşkünsün demek. Yeni silahlarım var. Ulan yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Paralar da geliyor, ne güzel. Arz ve talep. İzleyelim bakalım. Eject, plastic crap. Ne oldu? You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Televizyona mı diyorsun? Radyoya mı yapıyorsun? Televizyon aradı ve uydu. Kesinlikle yardımcı olur mu sana? What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No man. Buy 100 more. Gerizekalı ya. Now Tommy. Each month a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. Peki. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Ya senin teknelerle alıp veremediğin ne lan? Oğlum anlamıyorum ben seni. Hakikaten anlamıyorum. Senin teknelerle alıp veremediğin ne? En hızlı tekneyi al. Ya en hızlı tekne zaten. Tamam anladım. Demek adamın büyük planı buymuş. Hadi. Aa, diğer tekneler ulaşmadan önce diyor. Haha. Hepinizden önce oluşturma ya, tamam. Lanet pislikler. Hepinizi geçeceğim oğlum. İnanın bana. Hepinizi geçeceğim. Vice şehri. Vice City. Şuradan içeri giriyoruz. Hah, geldik. Diğerlerini de herhalde temizleyeceğim şimdi, değil mi? Ah. Ah. Gitseniz oğlum, neden gitmiyorsunuz siz? Anlamıyorum. Kim gelecek şimdi?
Teknenin sağlığı bayağı azalmış. Hemen hallettim ben o zaman. Güzel, iyiymiş. Yoksa birden böyle bastıracaklar mı? Baskın mı olacak? Buradan lan! Helikopter geliyor. Ah. Şimdi aşağı düşsene. İşte böyle. Hadi. Neden geliyorlar başka? Ben onları 2 saattir ateş ediyorum. İkisi de gitti. İşte böyle ya. İşte böyle. Hadi devam. Koçum, aslanım devam. Sen neredesin? Ha, buradasın. Lance, sen misin? Merhaba, ne haber kanka? Nasıl gidiyor? Anlat bakalım. Yemek yemelisin, çok sıskasın. Öyleyimdir. Uzaylıyımdır. Uzaylıyımdır. Oha! Az önce kaybettiğimiz paranın hepsini geri aldık. Güzel güzel, çok güzel. Tracksuit kıyafeti Jock Sport mağazasına gelmiştir şehir merkezinde. Açıkçası fazla da umurumda değil. Ben sadece diğer tarafa gitmek istiyorum. Diğer taraf derken, evin diğer tarafına. Gelip sevilmek istiyorum. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.